Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Soğuk bir İstanbul gününde evin önünde hepinize merhaba. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızda seçmenlerimize İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu hangi partinin adayına vereceğini soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Hoş bulduk. Biraz daha gelin. Büyükşehir'de oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Ben DEM Partiliyim normalde. Ama sonuna kadar değil, köküne kadar İmamoğlu. Neden abi? Abi görmüyor musun? DEM'e verirsek AK Parti'ye gider diyorsun. İmamoğlu. Tabi. DEM Parti aday çıkar. DEM Parti pardon. Kameranın önündesin. DEM Parti aday çıkardığı halde abi İmamoğlu. İmamoğlu. Tabi sonuna kadar İmamoğlu. Köküne kadar. Baksana abi hırsızların arabası orada, hırsızlara mı verelim? Doğru. Abi Ekrem deyince aklına ne geliyor İmamoğlu deyince? Vallahi yani Ekrem İmamoğlu hataları var ama yine de İmamoğlu abi. Tabi. Çok teşekkür ederim. Bu hırsızlardan daha iyi. Eyvallah. Hadi Allah kolaylık versin. Merhaba. Estağfurullah. Mehmet Ata takipçim ama. Hoş geldin. Hoş bulduk. Memleket nere? Doğu Beyazıt. Nerede yaşıyorsunuz? Sultangazi. Sultangazi. Büyükşehir'de oyu kime vereceğiz abi? Kendimize vereceğiz. DEM. Evet. Peki DEM'e verildi mi AK Parti'ye gidiyor diyorlar. Ne dersin? Vallahi o süreçte bakacağız. Bakacağız. Peki abi videolarımızı izliyor musun? İzliyorum. Nasıl biliyorsun? Valla sizi beğeniyorum. Beğenekte izliyoruz yani. Çok teşekkür ederim. Selam olsun. Aleyküm olsun. Murat Kurum'a. Neden Sayın Murat Kurum? Ben seviyorum adamı. Peki Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Eski Çevre Bakanlığı'nın çalıştığı deprem bölgelerindeki yaptığı hizmetler aklıma geldi. Hangi ilçede oturuyoruz abi? Eyüp Sultan'da. Eyüp Sultan'ımıza selam saygılar. Allah razı olsun. İmamoğlu Kara Murat mı? Öyle mi? Yok burada oturuyor. Burada hangi ilçede? Alibeyköy'de. Ali Eyüp'te. İBB'de oyu kime kullan? Hangi partinin adına kullanacaksınız? İmamoğlu'na kullan. Neden Sayın Ekrem İmamoğlu'na? Ben din partilerini pek sevmem. İnanmam da ondan. Eyvallah. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? İmamoğlu vallahi görünen bir şeyler var. Şey var. Yani, bizim videolar denk geliyor mu sana hiç sosyal medyada? Evet. YouTube'da güzel buluyorum. Saygılar sunarım. Ben teşekkür ederim. Efendim merhaba. Dostum teşekkür ederim geldiğin için. Eyvallah. Hangi ilçede oturuyorsun biraz gel. Fatih'te. Büyükşehir'de oyu kime kullanacak? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? 5 yılda neler yaptığını gördük her türlü. Daha önce ona mı verdin? Tabi ona verdim. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Hizmet geliyor, belediyecilik geliyor. Kazanır mı? %100. %100. Yani %100 yani. Peki bir şey sorar bir şey ister miydin? Karşında olsaydı. Nasıl? Seni şu an dinleseydi bir sorun. Çok teşekkür ederdim. Yolun açık olsun. İmamoğlu'na selam. Efendim, selam olsun. Saygılar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiyim Allah'a şükür sağ ol. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Fatih'te oturuyorum. Fatih'te. Peki büyükşehir ve ilçede oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz efendim? AK Parti'ye vereceğim. Murat Kurum'a. Neden Murat Kurum efendim? Dürüst, temiz, onun için veriyorum. Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Her şey gelir. O zaman selam olsun. Selam olsun. Çok teşekkür ederim. Hadi ben teşekkür ederim. Abi nasıl? Kamera tamam. Çok teşekkür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyiyiz abi sağ ol. Bizim videolar denk geliyor mu size sosyal medyada? Geliyor abi. Nasıl buluyorsunuz? İyi buluyoruz abi. Teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu kime vereceksiniz İstanbul'da? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İmamoğlu çünkü yapıyor yani. Yapıyor. Çok teşekkür ederim. Tamam ben teşekkür ederim. Merhaba. Henüz daha karar vermedim. Kararsız mı? Kararsız. Hangi ilçede oturuyoruz efendim? Ümraniye'de. Selam olsun İmran'a. Teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Hangi ilçede oturuyoruz efendim? Küçükçekmece. Selam olsun. Büyükşehir'de ve ilçede oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz efendim? CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Dürüstlük. Ekrem Bey kazanır mı sizce efendim? Kazanır. O zaman selam olsun. Hepiniz. Çok teşekkür ederim. Herkese hayırlısı olsun. Çok hüzünlü, üzüntülüsünüz. Hayırdır? Enerji yok. Yani sorun mu? Çarşıda ihtiyacım vardı ama hiçbirini alamadan gidiyorum. Değil mi? Yani. Gerçekten fırlamış her şey. İnsanlar, moral bozucu şeyler. İnsanlar her şeyden memnun gibi gözüküyorlar ama şu insanların %80'i. Yüzüne bakayım senin yüzü gülmüyor. Bence çok değerli. Evet. Yani, anladım yani ben 23 yıldır İstanbul'dayım. Evet. 3 çocuğum var. Hepsi de yetişkin. Üçü de üniversiteyi bıraktı. Çalışmak zorunda kaldı. Hepimiz çalışmak zorundayız. Anca geçiniyoruz. Gerisini artık siz düşünün. Bizim yüzümüz nasıl gülsün diyorsunuz? Yani imkanı yok. Şimdi 3 çocuğumdan herhangi birinin evlilik kurma gibi niyeti olduğunda. Gerçekten kiralar, evler uçmuş gitmiş. Ev almak imkansız. Arabayı zaten geçtik. Kira bile zor. Kira çıkmaz zor. Şu an insanlar bedava araç bulup memleketlerine çoluk çocuğunu yollarken, onu hesaplarken uzaya çıkmayı düşünüyor.
Peki efendim, yani madem ki bu kadar kötü... Artık gerçekçi olalım, hayatı bir gerçekçi madem olalım. Madem ki bu kadar kötüyse, 8 önce bir seçim oldu, iktidar %52 aldı. Demek ki memnun olanlar da var. Söylenecek çok şey var. Ama susalım biliyorsunuz. Yani Silivri soğuk. Silivri soğuk. Kendinize iyi bakın. Saygılar. Merhaba efendim, konuşabiliriz, buyurunuz. Bir şey yok abi, Tobu Taci Atman, merhaba. Ekmek Partisi'ne veriyorum. Ekmek Partisi de bir parti yok efendim. Korkuyorum, söylemiyorum ya da bende kalsın cevap ama Ekmek Partisi yok. Yok mu? Evet, İBB'de o kim efendim? Ekmeği kim verir? Sana vereceğim. Ekmeği ben veriyorum o zaman. Bana sana veririm. Teşekkür ederim. Tamam. Kararsız yazacağız. Sağ olun. O bende kalsın. Eyvallah. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Ben mi? Sultanbeyli'nde oturuyorum. Kararsız yazacağız. Teşekkür ederim. Bilmiyorum. Arap. 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 Arabi. Arabi. CHP'ye vereceğim. Siz? Hayır. Efendim merhaba, buyurun. Abi nasılsın? İyiyim, sağ ol. Teşekkürler. Memleket nere? Rize. Rize. Hangi ilçede oturuyorsun? Neresi? Rize? Burada. Halit, Halitoğlu, Tik Salon. Beykoz'a, Beyoğlu'na. Beyoğlu'na. Büyükşehir'de ve ilçede oyunu kime vereceksin abi? Hangi partinin adı? Büyükşehir. Hem Beyoğlu hem de Büyükşehir. Kurum. Murat Kurum. Ve Ali Haydar Yıldız'a. Evet, aynen. Neden efendim? Haydar Yıldız benim komşumdur memlekette. Doğru. Neden abi Murat Kurum? Neden? Oladan başka bir yere kimseye güvenmem. Murat Kurum'a selam olsun. Murat Kurum'un çok şanslı bir yöntemi var. Neden? Neden? Hükümet arkasında, Tayyip Erdoğan arkasında, reis arkasında. Hükümet herkesin arkasında. Hükümet kim kalır onun arkasında? Ama belediyecilik bunlara yakışır. Ama efendim hükümet demeli ki kim kazanırsa biz onun arkasındayız demesi lazım. Ayrı mesele ama yani kim kazanır? Yoksa benim adayım kazanırsa. Ya bile yapamaz. He bile belediyecilikten anlamaz. He bile halka hizmet yapmasını bilmez. Biraz dinler misiniz? Dinledim. Sayın Cumhurbaşkanımız dese ki Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum ya da başkası. Siz İstanbul halkında onay alın. Kim kazanırsa ben aynı desteği vereceğim. Daha doğru olmaz mı efendim? Yani olur. Benim adayıma verirseniz veririm ve bu doğru bir şey değil. Siyaset çünkü halkın parasını halka veriyorsun. Kendi babanın parasını vermiyorsun. Tabii ki vermiyorsun. Kim kazanırsa ona destek olması lazım. Mecbur İstanbul ya çünkü. Ya mutlaka öyledir tabii. Ayrımcılık olmayacak. Evet. Olmayacak ayrımcılık. Ona inanıyorum. Ona ayrımcılık yok. Kim kazanırsa o. Eyvallah. Buyurun efendim. CHP'ye vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Üsküdar'da oturuyorum. Ekrem İmamoğlu, evet. Sinem Dedetaş. Evet. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Çalışkan insan geliyor. Çalışkan insan. O zaman Sinem Hanım'a ve Ekrem Başkan'a selam. Tamam. Selam olsun. Hayırlı olsun. Ne yapalım? Efendim söyleyiniz. Bir... Halk Parti'den başım. Partim var. Murat Kurum. Hangi ilçede oturuyorsunuz efendim? Murat Kurum. Tamam. İlçe hangisi? Şimdi Murat Kurum. Yok. İlçe. Hangi ilçede oturuyorsunuz? İlçede aynı mı? Zeytin mi? Ben de Zeytinburnu Eştepe'de oturuyorum. He. Hangi ilçede AK Parti'ye mi vereceksiniz? AK Parti. Ömer Arısoy, Murat Kurum. AK Parti. Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor efendim? İş geliyor, çalışmak geliyor. Zeytinburnu hangi mahallede oturuyoruz abi? Veliefendi. Veliefendi. Ben de Yeşiltepe'deyim, tam karşı. Doğru. Meden karşısındayım. Teşekkür ederim. Efendim katılabilirsiniz. İmamoğlu'na vereceğiz. Sorayım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş. Nasılsınız? İyiyiz şükür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu kime kullanacaksınız? İmamoğlu'na. Neden İmamoğlu efendim? İmamoğlu çalışkan, dürüst, üçkağıtçı değil. Yani biz öyle görüyorum yani. Şimdiye kadar bir yanlışını görmedim. Güzel. Şimdi bu AKP'nin nedir o? Murat yenisi. Kurum. Aman yok, yanına bile yaklaşma. Eyvallah, hoş geldin. Girelim şöyle. Ben çok gelin efendim, çok şıksınız. Ha şurada balık yedik. Yaş 25 var mı efendim? Ha 25. Balık pahalı artmış mı? 125 lira olmuş. Vay be. Acım tırak. Hadi 150, hiç güzel değil. 150 olsun. Fiyat yüksek. Çirkin çok. Fiyat 125. Değil. Bilmiyorum yani yarım balık. Şey bir de uskumru. Kalite düşmüş. Düşmüş. Efendim siz oyunuzu İBB'de kime vereceksiniz? Tabii ki Ekrem İmamoğlu'na. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Dürüstlüğü. Dürüstlük. Çalışıyor adam. Çalışk. Dinleyecek ne söylemek istersiniz? Oğlunuz yaşında herhalde İmam Başkan. Ne söylemek istersiniz başkanım? Evet. Seniz isteğiniz olur mu? Halkın içinde zaten adam. Halkın içinde olsun. Bu şekilde devam etsin o zaman. Böyle şekilde devam etsin. Çalmasın, çırpmasın. Hakkını yedirmesin. Tamam. Eminönü meydanında Ekrem Başkan'a selam olsun. Saygılar sunarım. Ha. Aynen. Valla Büyükşehir'de ben CHP'ye hiç oy vermedim. Fakat Ekrem İmamoğlu mütevazı ve akıllı bir insan olduğundan dolayı ben ona vermeyi Ekrem düşünüyorum. İmamoğlu. Memleket Urfa mı? Evet Urfa. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Bilecik. Ha burada oturmuyorsun? Yok. Tamam teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Şey İstanbul'da oturayım ya. Ha, bir dakika dur. İstanbul'da hangi ilçede? Şehremin. Fatih'te. Evet Fatih'te. Evet. Benim valla Urfa'da nasıl oy verecek? Efendim hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Allah'a şükür.
İlçede ve büyükşehirde oyu kime vereceksiniz? Büyükşehirde İmamoğlu'na vereceğim. Tamam, ilçede? İlçede de aynısı, değişen bir şey yok. CHP. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Eyüp Sultan'da oturuyorum. Eyüp Sultan. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Efendim buyurun. Adam gibi adam geliyor. Adam gibi adam. Ben de Trabzonluyum. Eyvallah, selam olsun Trabzon'umuza. Benim istediğim lider nedir biliyor musun? Halkla beraber iç içe olması. Ayrıştırmayan, halkla iç içe ve halkı iyi dinleyen, evet. O zaman selam olsun. Aynen öyle. Aslında tamam. Hepsine, gelin buraya. Sadece imam şeyler. Kimdirse ona diyoruz. Tam biraz kamera gel. Dönüyorum abi. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız? Şükür, siz nasılsınız? Sağ olun, nerede oturuyorsunuz? Eyüp'te oturuyorum, ben de Eyüp'te oturuyorum. İBB'de ve ilçede oyunuzu kime vereceksiniz? AK Parti'ye. Murat Kurum'a. Murat Kurum'a. Murat Kurum'a selam olsun. Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? İcat geliyor. Evet, boş gezme tatiller gelmiyor aklıma. Malatyalıyım ben. Malatya'da yapılanlar geliyor. Ben de Malatyalıyım. Malatya daha yakın bitmemiş abi. Müsaade misin? Müsaade misin? Buyurun. Malatya bitmemiş. Ben bu sene Kayseri vardı. Ben Malatya'ya gidiyorum. Her sene gidiyorum. Tamam. Bu sene Malatya'daydım. Tamam. Arabanın muayenesi bitmişti. Şeye geçtim oradan. Maraş'a. Gittim de yeminle koştum. Lokanta yoktu yemeğe insanların. Oturacak bir yeri yoktu. Şu an git. Millet krallar gibi. Kim demiş şey yapılmamış diye. Her şey. Hayır, her şey çözülemez. Ne kolay mı böyle? O gün ne dedi sizin Halk TV'nin spikeri ne dedi? Benim nerede o? Benim değil onu ya. Onu demiyorum. Karşıya kadar İsmail şey ne dedi? Şimdiye kadar biz karşı geliyorduk dedi. Ama de Sezen hakkını Sezen'e vereceksin dedi. Yaptıklarını inkar edemezsin dedi. Harika işler yapmışlar dedi. Tamam. Gitti gözümden gördüm dedi. Ama bunu da söylemenizi istiyorum yalnız. Eyvah, söyleyin. Ha, siz de söyleyin. Ülkemize bir karış, bir taş, çakıl taşı koy, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ekrem Bey evet. Geliniz. Vallahi bilmiyorum. Ben yurt dışından geliyorum. Ha, Türkiye'de değil. Ha. Peki İstanbul'da olsaydınız büyük şehirde oyunuzu kime verirdiniz? Normalde sizin oy hakkınız yok. Yurt dışında olan seçimde var mı? Vallahi bilmiyorum ama herhalde bir ihtimal İmamoğlu olabilirdi. Burada olsa İmamoğlu. Kesin. Hangi ülkede yaşıyorsunuz efendim? Danimarka'da. Danimarka. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Hoş geldiniz. Hoş buldum abi. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun. Videolarımız denk geliyor. Evet abi. Nasıl buluyorsunuz? Sizi seviyorum, güzel buluyorum, çok işinizi düzgün yapıyorsunuz. Ama size takip ediyorum dediğim gibi. Çok sağ olun. Nasıl buluyorsun videolarımızı? Videolarınızı güzel buluyorum abi. Çok teşekkür ederim. İmamoğlu abi tabii ki. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Abi İmamoğlu deyince aklıma dürüstlük, şeffaflık geliyor. O zaman selam olsun. Selam olsun abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Buyurunuz. Aynen devam. Biraz gelin. Bey. Buraya gelmez geri. Buraya çıkın. Kamera var mı? Zamanım İmamoğlu yok. İmamoğlu mu? Evet peki. Teşekkür ederim. Merhaba efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. İBB'de ve ilçede oyunu hangi partiye vereceksin? AK Parti'yim. Hangi ilçede oturuyorsun? Kağıthane'de oturuyorum abi. Evet. Neden Murat Kurum? Bu adamı seviyorum abi. Sevdiğin için. Evet. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Hangi ilçede ikamet ediyorsun? Çok teşekkür ederim. Fatih. İstanbul. Evet. Peki efendim. Büyükşehir'de ve ilçede hangi partinin adayına oy vereceksiniz? Yeniden Refah Partisi. Bundan sonra yeniden. Fatih Erbakan'ı. Evet. Mehmet Altınöz. Aynen. Peki çıkış yapar mı Yeniden Refah? İnşallah. Ümit ediyoruz. Mehmet Altınöz deyince aklınıza ne geliyor adayı? O kadarını çok şey yapmıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz. Sağ olun. Hangi ilçede ikamet ediyoruz efendim? Eyüp Sultan ilçesinde oturmaktayım. İBB seçiminde hangi partinin adayına oy vereceksiniz efendim? Murat Kurum düşünüyorum. Neden Sayın Murat Kurum? Çünkü bu 4,5 yılda İstanbul'un 20 yıl geri gittiğini düşünüyorum. Yapılan hiçbir hizmet olmadığı gibi sanki yapılmış gibi anlatılıyor. Bu da çok üzücü bir şey İstanbul'umuz için. O yüzden Murat Kurum. Siz AK Parti'nin yönetiminde misiniz efendim? Hayır, ben vatandaşım. Eyvallah. Peki Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Vaatleri güzel. İstanbul'a yenilikler yapacağını söylüyor. Öncelikle kentsel gelişimi, eski binaları yıkacağını, yenilerini yapacağını. 21 yıldır AK Parti iktidar. İstanbul'a bugüne kadar niye yapmadı? Niye yapmadı? Evet. He. Soruyorum yani. Sadece bir merak. Yapmış olduğu TOKİ evleri de var. Nerede? Gebze'de var. İstanbul diyorum ben. He, İstanbul. Gebze İstanbul olmuyor. Vallahi bilemiyorum. Yani onu kendisine sorsak daha doğru olur herhalde. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kendime. Gelin. Kendime. İmamoğlu'na. Neden Sayın Ekrem İmamoğlu? Seviyorum, inanıyorum, güveniyorum. Hangi ilçede oturuyoruz? Silivri'de. Silivri. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Valla İmamoğlu deyince aklıma umut geliyor şu an için. O zaman başkana selam. Çok selam. Sevgiler hem de. Teşekkür ederim. Seviyorum. Merhaba, size soralım. Kendime. Oyum kendime. Kendiniz kimsiniz? Nasılsınız? Sağ olun. Hangi ilçede oturuyoruz efendim? Şişli.
Selam olsun. Büyükşehir Belediyesi'ne oyu kime vereceksiniz? Kendime. Kendiniz derken anlatın biraz. Kendiniz kimsiniz? Ya tabii ki de İmamoğlu'na vereceğim de. Sayın Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? Gerekçeniz var mı? Yani Sayın Ekrem İmamoğlu'na sayın ben vereceğim. Evet. Hepimiz sayınız. Tabii ki. Aynen öyle. Ha. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Her şey güzel olacak sloganı geliyor. O zaman selam olsun. Selam olsun. Daha iyi günlere inşallah. Eyvah. Daha çok çalışma istiyoruz. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Memleket nere? Memleket Kars. Kars'a selam. Hangi ilçede oturuyorsun? Kadıköy'de. Kadıköy'de. Büyükşehir'de oyu kime vereceksin abi? Büyükşehir'de oyum HDP otursa HDP mi? HDP otumasa CHP. HDP'nin adayı var. Meral Danış Beştaş evet. Var. CHP'nin İmamoğlu. Evet. O çekilse İmamoğlu'na vereceğim. Çekilmese Meral Danış Beştaş. Evet. Diyorlar ki HDP verildi mi AK Parti'ye yarıyor. Ne dersin? Yok, AK Parti'ye geçse biz asla HDP'ye sahip çıkamayız. Merhaba. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Eyüp. Eyüp'te. Hayırdır Eyüp bugün çok var burada. Ne oldu Eyüp'te? İstanda mı AK Parti'nin standına mı geldiniz? Evet. Ama AK Parti standı ondan dolayı. Peki neden Murat Kurum? Çünkü CHP bir türlü gerçeği göremiyor. Teşekkür ederim. Ben Malatya'lıyım abi. Malatya. Peki Büyükşehir'de, İstanbul'da oyunuzu kime vereceksiniz? Murat Kurum. Neden Murat Kurum efendim? Murat Kurum çalışan adam bu sefer. Bakanlıkta yaptığını gördük. Bizim deprem bölgemize geldi adam. Bir ay bizde kaldı. Murat Kurum deyince aklına ne geliyor? Çalışmak, çalışmak, çalışmak. İş geliyor, adam çalışıyor. İyiyim, sen de... Sağ olun, hangi ilçede oturuyoruz abi? 5. Levent'te oturuyorum. Beşiktaş'a bağlı. Yok, Alibeyköy'ü. Alibeyköy. Değil mi? Alibeyköy. Peki efendim, Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? İmamoğlu'na. Neden Sayın Ekrem İmamoğlu efendim? Çünkü dürüst görüyorum, görüyorum ona göre. Peki, İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Dürüstlük, iyilik geliyor. Selam olsun başkanım, teşekkür ederim. Geldin. Sağ ol, teşekkür nasılsınız? Ederim. Elhamdülillah. Memleket nere? Rizeliyim ben. Hangi ilçede oturuyorsun? Üsküdar'da. Selam olsun. Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz efendim? Murat Kurum'a vereceğim efendim. Neden Sayın Murat Kurum efendim? Çünkü Murat Kurum bu işte bilgisi çok. Şehircilik Bakanı olarak. Yani her türlü bilgisi var. Ama peki 21 yıldır bakandı. Neden İstanbul'da kentsel dönüşüm yapmadı Çevre Şehircilik Bakanı olarak? Yapmadı. Böyle nasibiydi yani. Şimdi böyle nasip olacak inşallah. Yapar mı efendim? Yapar. Çünkü bu millet... yıkılan binaları depremlerde Tayyip Erdoğan yaptığı için bu Murat Kurum'a, daha doğrusu AK Parti'ye güveniyor yani. Ben buna inanıyorum. Selam olsun Murat Başkan'a, teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. Benim oyun yok burada şu an. Merhaba efendim. Büyükşehir'de İmamoğlu mu Kurum mu? İmamoğlu. Orada. Ersoy abi gidip İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu kazanacak oyun, İmamoğlu der Ersoy abi. Anladım Ersoy abi. Teşekkür ederim. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hangi ilçede oturuyoruz? Ben Küçükçekmece'de oturuyorum. Büyükşehir'de oyumuzu hangi partiye kullanacağız efendim? Şimdi oyu hangi partiye kullanacağız derken tabii ki İmamoğlu olacak. Ekrem İmamoğlu. Ekrem. Neden İmamoğlu efendim? Biraz halk da çok sevdi. Gerçek, dürüst bir insan. Önceki seçimde de İmamoğlu'na mı vermiştiniz? Önceki seçimde de İmamoğlu'na verdim. Kazanır mı efendim? Kesinlikle kazanacak. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Aklımıza sanki İstanbul'u bir felakete kurtaracak gibi bir manzara gözümün önünde. Abi diyorlar ki 2019'da HDP verdi, İYİ Parti verdi, bu verdi. Şimdi tek başına zor diyenler var. Ne dersin onlara? Kesinlikle çoğuları verecek yani. Kesinlikle dinlemeyecek, verecekler yani. Çünkü İmamoğlu kesinlikle halkın nabzını da zaten yoklayarak karar verebiliyor ama. Seni dinlese ne sorardı, ne istedin İmamoğlu? Şu videolarımızı dinliyor. Mesela anlamadım. Bir sorun, bir isteğin, başkanım şunu yap, şunu yapma. Selam, saygı. Ne derdin başkanım? Ya diyecek hiçbir şey yok zaten, fikir olarak zaten insanların beynine göre hareket ediyor zaten, kendisi hareket ediyor. Kesinlikle yolu açık olsun. İstanbul için de şimdiden hayırlı olsun. Saygılar efendim. Büyükşehir'de oy kime? İmamoğlu. Neden? İnanıyoruz abi ya. Nerede oturuyorsun? Esenler. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İmamoğlu deyince güveniyoruz abi ona ya.
Ben Pendik'te oturuyorum. Pendik'te. Büyükşehir'de oyu hangi partinin adayına biraz gelelim? Hangi partinin adayına vereceğiz? Vallahi ben İmamoğlu'na vereceğim. Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu abi? Yani şu an iyi, bir 5 yıl en azından çıraklı oldu, bir de ustalığına bakarız. 2019'da İmamoğlu olamıyorum işte. Evet. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? Vallahi en azından ayrıştırıcı değil. Ayrıştırıcı değil. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İmamoğlu. Neden Sayın İmamoğlu? Hizmetleri daha iyi. Tarikatlarla çalışmadığı için. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? İmamoğlu. Belediye başkanı. Belediye başkanı. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Yok. Oğlum bunlar geçin sana sorayım. İBB'de o kime? Yaşasın küresel intifada! İzliyor musun videolarımızı? Yani çok izleyemiyorum. Şundan dolayı. Çok vaktimiz olmuyordu ondan. Peki. Abi Büyükşehir'de oy kime? Büyükşehir'de oy kime? Niye bu yani birisine vereceğiz. Mevcutlardan değil ama. Allah Allah, söyleyebilirsin. Kararsın, söylemek istemiyorum. Yok yok, yani şu an son gündeki duruma bakarak değerlendireceğiz. Abi, kararsız yazacağız. Şimdilik kararsız yazabiliriz ama bu şey sadece İstanbul için mi bu? İstanbul için, evet. Ha okey. Dedim hani başka bir şeyimize. Eyvallah. Hangi ilçede oturuyorduk abi? Başakşehir'de. Hangi mahalle? Başak Mahallesi. Teşekkür ederim. Rica ederim.